Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Nasılsınız? İyiyim, sonunda görüştük. Evet, sonunda görüştük. Evet. Bizim sesim geliyor mu size? Evet, harika geliyor. Harika. Benim Evet, de. yayınımızı pazartesiydi, değil mi? O büyük global kesinti günü hesaplamıştık. Ama biliyorsunuz Merkür'ü aslında ne oldu bile. Demiyorum. Ama kısmet bugüneymiş. Ne güzel. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Ben de sosyal medya detoksu olduk diye düşündüm o gün. Çok güzel. Evet. Evet. Öyle bir detoks Evet. yaptık Çok da kötü pazartesi günü. olmadı. Evet. Detoksun Evet. tabii birçok çeşidi var. Bugün o konuları konuşacağız sizle beraber. Özellikle Ezber Bozan TV adına ve kendim adıma bu yayını gelmeyi kabul ettiğiniz için ve bu akşam burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum şimdiden. Çok değerli bilgiler bize aktaracağınız için. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Umarım böyle güzel bir yayın olur. Ben de adına yakışsın diye böyle ezber bozan bazı istatistikler araştırdım, buldum. Onlarla geldim. Umarım takipçilerimizin, izleyicilerimizin ilgisini çeker. Toksin konusu çok çok önem verdiğim konulardan bir tanesi. Bütün hastalıkların temeli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bakalım nelere maruz kalıyoruz, neler bizim etrafımızı çeviriyor ve her gün nasıl bir güne uyanıyoruz ve neler yapabiliriz tabii ki. Kimseyi çözümsüz de bırakmayacağız. Bunların hepsinin de çözümleri var. Onları Harika. paylaşmak istiyorum. Sanırım bir saatimiz var aşağı Evet, yukarı. yaklaşık bir saatimiz var. Dolayısıyla da hemen başlayalım o zaman. Harikasınız. Çok Olur. teşekkürler şimdiden. Evet, özellikle bir önce florürden başlayalım. Çünkü florür benim yıllardır üzerinde böyle çok üzüldüğüm, düşündüğüm toksinlerin en başında geliyor. Biliyorsunuz zaten siz de bunu kendi sosyal medyanızda da yayınlamıştınız. Dolayısıyla da ben dedim ki Rezan Hanım bu işi harika, güzel konuşacağız beraber. Kitle imha silahı diye söylemiştiniz. Gerçekten florür kitle imha silahı aslında ve de aslında rat poison diye geçiyor. Yani aslında bir fare zehiri. Fakat fare zehirini biz diş macunlarından su içtiğimiz, dişimizi fırçaladığımız, banyo yaptığımız suya kadar paketli yiyeceklerin birçoğunda ve bir takım antidepresanlarda bile var, değil mi? Yani bu florür aslında hani hem fiziki bedenimize, ben bütünsel sağlıkla da ilgilenen bir eczacı olarak hani hem fiziksel bedenimize zarar veriyor ama hem de aslında diğer bedenlerimize, yani ruhumuza, spiritüel anlamda da bize Zihnimize de çok şey yapıyor. Çünkü epifiz bezimizi biraz kireçlendiriyor, değil mi? Aslında üçüncü gözümüzü kapıyor. Yani bu florür kimdir, nedir, nerelerdedir? Bize biraz anlatın lütfen. Nasıl bundan korunuruz? Peki florürle başlayalım o zaman. Şöyle, florür sadece diş macunlarında yok aslında ama en çok biz onu biliyoruz. Onun dışında hazır çorbalarda var, işte tavuk bulyonda var, sigara da var. Bildiğimiz antidepresan ilaçların %25'inde neredeyse florür var, suda var. Bunun gibi birçok şeyin içerisinde az ya da çok miktarda florür var. Tabii ki yapılan çalışmalar, yani bir çalışma yapıldığında belli bir açıdan bakılıyor. Yani florüre çoğunlukla dişteki çürümeyi önleyen bir molekül olarak bakıp bununla ilgili çalışmalar yapıldığı için ve çoğunluk bu çalışmalardan oluştuğu için de biz farklı bir algıya sahip oluyoruz. O yüzden de florür hayatımızın içine bir şekilde girmiş durumda. Kitle imha silahı olarak geçmesi aslında benim lafım değil. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanların ve Rusların hapisteki kişiler üzerinde kullandığı bir şey olduğundan dolayı o kadar etkili bulunmuş ki o kişileri etkisiz hale getirmek, yani bir mücadele esnasında çıkan bir kavgada daha az tepki gösterdiklerini fark etmek. Bunu bir kitle imha silahı olarak daha sonra kimyasal savaşlarda kullanmak üzere geliştirmişler. Ben birazcık da postuma dikkat çekmek için o başlığı atmıştım.
Şöyle zararları var. Epifiz bezimizi kireçlendiriyor. Hani siz işin birazcık daha enerjetik boyutuna, üçüncü göz boyutuna gittiniz. Bu da doğru. Hani orada belki söyleyeceğiniz başka şeyler varsa lütfen söyleyin. Hani bedensel olarak ve zihinsel olarak baktığımızda epifiz mesela bizim için niye önemli? Bir hipotalamusla beraber aslında davranışlarımızı kontrol eden bir sistemin çok önemli bir parçası epifiz. Onun dışında melatoninle ilgili de çok önemli. Melatonin salınmasını sağlıyor aslında. Ve son yıllarda yani uykusuzlukla ilgili ne kadar çok şikayet duyuyoruz. Kendi uykumuzun hijyeni nasıl? Şöyle bir düşündüğümüzde etrafımızda yakınlarımızdan duyduklarımızı şöyle bir hatırladığımızda ne kadar büyük bir sorun haline geldi uykusuzluk. Yani bunu tabii ki direkt flora bağlamak mümkün değil. Bununla ilgili çalışmalar yapılması lazım ama eminim ki epifiz bezi üzerinden florun da çok önemli bir etkisi var. Onun dışında bu etkisini yapılmış çalışmalardan örneğin kısırlıkla ilgili çalışma. Testosteron salınımını azaltıyor ve özellikle erkeklerde kısırlığa sebep oluyor. Burada Amerika'da yapılmış çalışmalar var. Sulardaki flor oranı 3 gramın üzerindeki miktarlarda olan yerleşim bölgelerindeki kısırlık oranını diğer bölgelerle karşılaştırmışlar ve daha yüksek bulmuşlar kısırlığı. Onun dışında tiroid bezi üzerine çok önemli etkileri var. İki şekilde etki ediyor aslında. Bir tanesi klorla birlikte, bunlar halojen grubu diyoruz. İyot da bunların içerisinde. Flor ve klor kimyasal yapı olarak flora, iyota çok benzedikleri için biz dışarıdan klor ve flor aldığımızda iyot kullanımını da bozmuş oluyoruz aslında. Bu şekilde dolaylı olarak tiroid fonksiyonlarımızı bozuyor. Onun dışında ağır metaller üzerinde de yine dolaylı bir etkisi var. Alüminyumun vücutta tutulmasına sebep oluyor flor. Şimdi biraz sonra genel toksinlerden ve neler olduğundan bahsetmeye başlarız. Ağır metaller de günümüzde en büyük çoğunluğu oluşturan kısım ve onların içerisinde de Alzheimer değil mi? evet, civa ile beraber alüminyum çok fazla yer alıyor ve çok fazla çalışma var. Alüminyumun vücutta tutunmasını 3 kat artırıyor flor. Şimdi bunlar çok önemli sağlık Çok. sorunlarına sebep oluyor. Alüminyum mesela çocuklarda otizmden çok suçlanıyor. İşte erişkinlerde Alzheimer'ın en başta gelen sebeplerinden biri olarak gösteriliyor. O yüzden de flor almamamız lazım. Şimdi burada şu soru gelecek. Yani çocukların dişi çürüsün mü? Yani burada flor yerine daha sağlıklı diş sağlığı için daha farklı şeyler yapabiliriz. Yani düzgün ve uygun zamanlamada fırçalama, diş ipi kullanma. Burada diş çürümesine sebep olacak beslenmeden uzak durma, birazcık daha karbonhidrattan fakir, özellikle rafine şekerden uzak durarak diş hijyenimizi sağlayabiliriz. Bütünleyici tıpla uğraşan diş hekimleri floru kullanıyorlar mı? Evet kullanıyorlar. Özellikle çok sık çürüyen dişlerde başka şekilde önlem alınamıyorsa lokal uygulamalar yapıyorlar. Bu genel sağlığı çok etkilememiş oluyor uygun dozlarda. Ama böyle harcı alen bir şekilde flor kullanımı sağlığımızı ciddi tehdit eden biyobirikim yapan diyeyim. Yani bazı kimyasallar birikim yapıyor çünkü vücudumuzda biyobirikim kimyasalları deniyor buna. Flor da onlardan bir tanesi. Kullanmamak lazım. Yani çıkartılması lazım diş macunlarından. Yani çürüme ile ilgili başka moleküller de var. Yani peloid killer kullanılabilir, gümüş kullanılabilir, koloidal formlarda ya da diş macunu uygun şey, hale getirilerek. Yani bunlar ağız hijyenimiz için oil pooling var, yağlarla yapılan mikropların atılmasını sağlayan sistem. Çok daha elimizde farklı ve sağlığımızı olumlu yönde destekleyici alternatiflerimiz neyse ki var. Bunları daha fazla kullanabiliriz diye düşünüyorum. Yani Burada şuradan florla bu mesajı verebiliriz değil mi? Buradaki ekranda bizi izleyenlere. Lütfen araştırsınlar kendileri de.
Ve gerçekten artık florürlü diş macunu kullanmasınlar diyelim mi Evet, buradan? bence diyelim. Yani ben artık evimde florürlü diş macunu kullanmıyorum. Çok da bir fark göremedim açıkçası. Yani Kesinlikle. dişlerimin evet sağlığı konusunda bir gerileme olmadı. Ben Evet, herhalde yıllardır evet. florürsüz diş macunu kullanıyorum. Hiçbir Güzel. sorunum da yok. Yani görüldüğü gibi. Evet. Gerçekten kullanmamak gerekiyor. Özellikle de yani benim mesela birçok diş hekimi arkadaşım bana çok karşı çıktılar. Nasıl olur sen böyle mesajlar verirsin? Şöyle böyle ama gerçekten ben altını çizerek söylüyorum. Sizle de bunu buradan bu mesajı verelim. Bize inanmıyorlarsa kendileri araştırsınlar ama gerçekten diş macununu florülü diş macunu kullanmasınlar. Adını söyler misiniz diyorlar ama buradan bir marka adı Evet. vermemek daha uygun olur ama biliyorum ki Çok piyasada çeşit çok var. var. Evet, çok çok çeşitler var. Artık çok kolaylıkla bulunuyor. Hani biraz böyle etiket okumayı artık alışkanlık haline getirmemiz Evet. lazım. Çok da zor değil esasında. Bir sürü de kaynak var bununla ilgili. Birazcık böyle dikkatli baktığımızda zaten doğru seçimleri yaparız diye düşünüyorum. Borla ilgili de havada bırakmayalım. Peki bu biyobirikim yapıyor ve vücudumuzda Nasıl birikiyor dedik. atacağız? Nasıl atacağız? Burada çok önemli bir molekül var, bor. Borla ilgili de yeni yeni şeyler çıkıyor, preparatlar çıkıyor. Benim de kullandığım birkaç tane hastalarımda kendim de kullandığım preparat var. Borun hani sağlığımızla ilgili çok daha farklı, geniş yelpazede olumlu etkileri var. Florun vücut tanıtılmasında da en önemli detoks ürünlerinden, minerallerinden bir tanesi bor. O yüzden bor kullanılabilir. Hani çok özel koşullara da gerek duymayan bir molekül. Kendini feda ediyor biraz diğerleri için. Özellikle kemik sağlığımız için de çok önemli. Bağışıklık sistemimiz için, bilişsel fonksiyonlarımız için. Bor kullanılabilir. Süper. Sadece borla ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Serbest östrojeni geçici olarak arttırdığı ile ilgili çalışmalar var ama bu da hormon dengesi sağlandığında ortadan kalkıyor. Çok da fazla çalışması yok. Herkes yani manezyum kullanabilen herkes borda kullanır. Yani çok Muhteşem. böyle bir özel duruma borla ilgili gerek yok. Florun vücut tanıtılması için de çok güvenilir bir kolay ulaşılabilir çözüm. Evet, aslında ben de bunu söyleyecektim bir arkadaşımız yani duş aldığımız sudaki klor konusunda ne önerirsiniz? Tabii, Şimdi evet. oralara gireceğiz ama mesela benim hep kafamda şey vardı hani sıcak suyla yıkanırken değil mi? Eğer o duşta sıcak yani suyu da varsa çok sıcak bir banyo yaparsanız daha beter aslında bu klorü, florürü inhale ediyoruz. Yani nefesimizle burnuna nefes alırken geliyor. Dolayısıyla camları açık bırakmak lazım değil mi? Siz ne öneriyorsunuz? Size bırakıyorum mikrofonu. Ben şöyle iyi bir fikir olabilir tabii ama asıl daha büyük bir miktarı soluduğumuzun yanında cildimizden alıyoruz ve aslında cildimizden aldığımız toksinler ağzımızdan ya da soluyarak aldığımız mukozalarımızdan aldığımızdan çok daha fazla bizi etkiliyor. Çünkü bir şekilde ağızdan aldığımız toksinler karaciğerden geçerek temizlenip hücrelerimize ulaşıyor. Ama ciltte öyle bir bariyer mekanizması yok. O yüzden aslında cildimize değen şeyler yani kremler, duş jeli, şampuan, deodorant, işte rolonlar vesaire bunlar esasında diğerlerinden çok daha önemli hale geliyor. Klor söz konusu olduğunda ben kloru filtre eden duş filtreleri var. Bunları kullanıyorum. Bu da artık şükür ki Türkiye'de de bulunuyor. Her yerde kolaylıkla bulunuyor. Şunu söyleyeyim. Bir şekilde mesela banyoda bizim armatürlerde böyle hep izler olurdu. Klor filtresini kullandığımdan bu yana o kadar azaldı ki o izler. Oradan da hani filtrenin işe yaradığını Anlıyorsunuz. biraz anlıyorum. Saçlarım mesela dökülürdü. Daha az dökülüyor. Yani sadece mevsimsel bir dökülme var şu an. Mevsimi geldiğinde dökülüyor. Buralardan da kendi sağlığımla ilgili bir takım ipuçları yakalıyorum. Ben kendi adıma bunu yapıyorum. Bor kullanıyorum. Böylece klor ve florun yarattığı iyot alıyorum. İyotla destekliyorum zaman zaman.
İyotla ilgili de belki soru gelir, bilmiyorum. Lütfen. Konumuz bugün iyot değil ama madem şu an geçirdim. Hani benim öne çıkanlarımda bir deriden yapılan iyot testi var. İzleyiciler o testi yapıp iyot eksikliklerini olup olmadığını çok kolaylıkla anlayıp iyotu dışarıdan alabilirler. Buradan çok kısa olursa biliyorum siz sosyal medyanızda Tabii bunu tabii. aslında Yo, daha önce anlatmıştın ama anlatabilirim. çok kısa anlatalım Evet aslında evet faydalı evet. Yani olabilir. evet, ya %5'lik bir Lugol solüsyonu ya da tantür diyot da olabilir ama batikon değil. Tantür diyotu hani bileğimizin şurasını sürüp bir damla takip ediyoruz 24 saat boyunca. Yani her 3 saatte bir onun silinmesini kontrol ediyoruz aslında. Bu silinmesi demek vücudumuzun ona emmesi demek. Yani ne kadar çok ihtiyacımız varsa o kadar çok fazla deriden emecektir. Yani 24 saatin sonunda neredeyse hiç kalmamış bir iyot damlası ciddi iyot eksikliği demektir. Burada kişiler bir müddet %2'lik ya da %5'lik iyotu suya damlatarak aç karnına alıp bu testi tekrar yapıp kendi dozlarını ayarlayabilirler. İyotta bir önemli şey C vitamini ile etkileşir iyot. O yüzden limon dahil bir C vitamini alınacaksa aynı anda alınmaması, arada en az bir 2 saat fark olmasına dikkat edilmesi lazım. Yoksa iyotun emilmesi vücut tarafından kolay olmuyor. İyot tabii tiroid sağlığı önemli. Şimdi tiroidi sorunlu olan izleyicilerimiz vardır. İşte Hashimoto ya da hipertiroidi, hipotiroidi. Böyle durumlarda riskleri de var. Bu yanında destekçileriyle birlikte yani çinko, selenyum, tabii çinko aldığımız için daha düşük oranda bir 10'da 2 oranında bir bakır, B2 vitamini özellikle B3 vitamini ve C vitamini almakta da fayda var. Toplam tiroid ve yumurtalık özellikle bu ikisi başta olmak üzere desteklemek için. Yani tek Harika. başına aldığımızda tam tersine hormon salınımını engellediğiyle ilgili de yayınlar var ama bu çok çok yüksek dozlara çıkıldığında görülen reaksiyonlar. Okay, çok güzel. Peki boru nasıl alacağız demişler. Boru, yani Türkiye'deki preparatları borun neler var? Hani isim söylemeden. Aslında var. Yani birkaç tane var. İsim de söyleyebiliriz. Çok rekabet olan bir yer değil. Çok az sayıda preparatı olduğu için. Ben Doktor Okta'nın borunu kullanıyorum. Ve Silabor diye çok yeni, içinde silisyum olan, silisyumda bağ dokusunu destekleyen, anti-aging yapan, yine detoksu destekleyen bir mineral. Ve vücudumuzun çok büyük oranı, kemiklerimiz, bağ dokumuz silisyum içermek durumunda. Ama yaşla birlikte işte artık besinlerden alamadığımız için çok azalıyor. Dolayısıyla çok yeni böyle silisyumla beraber bor olan Silebor adında bir preparat da çıktı. Bunların hepsi çok güvenilir. Günde 20 miligrama kadar da bor kullanılabilir. Çok fazla keşfedilmiş bir molekül olmadığı için preparat ismi veririz, sorun değil. Benim hiçbir markayla da işbirliğim olmadığı için çok rahat konuşabiliyorum. Hani güvendiğim, denediğim şeyleri paylaşmakta da bir beis görmüyorum. O yüzden Harika. söyleyebiliriz. Ama flor hani Harikasınız. diş macunlarında o kadar çok marka Çok. var ki şimdi kimsenin de hakkını yemeyelim. Yani Aynen öyle. adaleti korumak lazım. O yüzden söylemek istemedim. Söylediğiniz Yoksa gibi aslında çok biraz dikkatli okuyunca içindekiler yani ya başında ya sonunda muhakkak florür yazıyor. Florür yazmayanları evet. alırsanız en uygunu olur. Peki Rezan Hanım, bir daha birçok toksinler var. Yani biz Çok, farkında evet, çok. olmadan olduklarımız Çok. var, farkında olmadıklarımız var. Peki neler var bizim etrafımızdaki? Nelere dikkat edelim? Neleri nasıl yapalım? Bize biraz yol gösterir misiniz? Anladım. Yani aslında bu toksinlere Aylin'in ta annen karnından itibaren maruz kalmaya başlıyoruz. Yani olay bizim düşündüğümüzden çok çok daha ciddi. Yani işin içine dalınca korkunç tablolar çıkıyor. Birkaç tane de örnek vermek istiyorum. Şimdi Lütfen. biz aslında göbek kordonu yani anne ile bebek arasındaki o bağın, göbek bağının steril olduğunu hep düşünüyorduk. Fakat son yapılan çalışmalar 480 tane
toksin olduğunu ortaya çıkardı. Yani bebek daha doğarken, dünyaya gelirken o toksine maruz kalarak dünyaya geliyor. Şimdi burada annelerin de hamile kalmadan önce özellikle ağır metal yönünden bir arınma sürecine girdikten sonra bu hamileliği planlamaları çok çok faydalı olur kendileri ve bebekleri için. Burada örneğin Amerika'da sadece 2008 yılında sunulmuş bir raporu okudum. Sadece Civa maruziyetine bağlı olarak çocuklarda yapılmış bir yıllık harcama 56 milyar dolar 2008 yılında. Mesela Avrupa Birliği'nde tarım ilaçlarıyla ilgili kimyasallara maruz kalma ile ilgili harcama 140 milyar euroydu galiba, yanlış hatırlamıyorsam bir yıl içerisinde. Örneğin Dünya Sağlık Örgütü 5 yaş altı çocuklarda özellikle yine Civa ile ilgili maruziyetin yarattığı hastalıklarla ilgili uyarılarda bulundu. Yani bunlar çok çok önemli Çok. rakamlar ve düşünün daha çocukken bunlara maruz kalıyoruz ve bunlar atılmıyor vücudumuzdan, birikiyor. Mesela bariyatrik cerrahi ameliyatı geçirmiş, yani kilo vermek üzere yapılmış bir ameliyat sonrası kanda toksin araştırmasında 20 yıl önce tedavülden kalkmış kimyasallar bulunuyor Ya. insanların kanında. Bu çalışmaları da paylaşmıştım. Yani 20 sene boyunca vücudumuzda kalabiliyor bunlar. Yani daha doğduğumuz andan itibaren maruz kalıyoruz ve giderek ekleniyor da. Yani sayalım mesela hava kirliliği, sigara, işte ağır metaller. Yani son zamanlarda inanamayacaksınız asbest. Özellikle İstanbul'da şimdi benim bir cihazım var. Tabii ben cihazımda biyorezonans cihazı. Bütün toksinleri tarayabiliyorum ve o kadar çok asbest maruziyeti geliyor ki bana, görüyorum ve asbeste yapacak hiçbir şeyimiz yok. Yani ne bileyim işte civa ve birkaç tane diğer ağır metallerde spirulina, klorelle kullanabiliriz. İşte klor Bentonit gibi, filan değil mi? evet kimyasallarda bor dedik. İşte bentonit, zeolit vesaire gibi seçeneklerimiz var. Ama asbeste hiçbir Hiçbir şey seçeneğimiz yok. yok ve asbest çok labil bir molekül ve akciğerlerimizi mahvediyor. Nereden bize geliyor peki? Biz bunu soluyoruz. Bu eski binalar kentsel dönüşüm adı altında o kadar korumasız bir şekilde yıkılıyor ki şu an asbest havaya karışıyor. Onun dışında arabaların frenleri, fren balatalarında hala asbest kullanılıyor. Bu egzoz dumanından havaya karışıyor. Biz bunu soluyoruz. Mesela Ya. hani ezber bozan şeylerden, toksinlerden bir tanesi bu. Asbeste çok dikkat çekmek lazım. Başka mesela pet şişeler, PVC. Bunlar O su inanılmaz şişeleri çok zararlı. çok kötü hakikaten. Çok Biri çok sormuş ve su cam damacana şişeleri. Tabii ki cam en iyisi ama yani cam oluyor kesinlikle. suyun içinde bu sefer klorür florür olan pH'i çok düşük asitik olan sular var. Yani cam diyorsunuz yine güneşte bırakılmış oluyor. O kadar çok etken var ki faktör. Böyle her şeyi sıfıra indirmeniz mümkün değil ama ne kadar Yok değil. minimuma Olabildiğince işte gidince. Değil kendimizi mi? korumamız lazım. Yani Evet. orada plastik damacanı güneşin altında bırakıyor, ısındığı zaman daha fazla zarar veriyor. Yaz arkası fişleri. Yani Evet. bifenol A var içinde, BPA var. Yani bunlar östrojen gibi davranıyorlar vücudumuza girdiğinde. Ve bütün Evet. hormon sistemimiz en önemli sistemlerden biri ve diğer sistemlerden çok farklı çalışıyor. Bir feedback mekanizması var, bir geri besleme mekanizması var. Çünkü hormon sistemi bir üçgen aslında yönetimi. Hipotalamus, hipofiz ve adrenal, yani böbrek üstü bezi, dihidroepiandrosteron dediğimiz böyle bir üçgen tarafından yönetiliyor ve daha sonra özelleşiyor. İşte seks hormonları, tiroid hormonları, sindirimle ilgili hormonlar ve şekerle ilgili hormonlar vesaire diye. Hormon sisteminin herhangi bir yerinde bir fazlalık ya da azalma olduğunda sinyal direkt en tepeye, hipotalamusa gidiyor ve oradan kontrol edilmeye çalışılıyor. Bu ne demek? Herhangi bir hormonunuzda sorun olduğunda vücudumuzdaki bütün hormon sistemi etkileniyor demek aslında. Yani en basit örneğiyle stres.
bir strese girdiğimizde, yani vücudumuz bir mücadele içerisinde olduğunu anladığında bunu bir ölüm kalım mücadelesi olarak algılıyor. Ayırt edemiyor ve işi şansa bırakmıyor. Yani siz belki de bir toplantıya geç kalıyorsunuz diye strese giriyorsunuz ama beden onu oradaki tepkinizden bir vahşi hayvan saldırısı altındasınız ya da freni patlamış bir kamyon üstünüze doğru geliyor gibi algılayıp ona göre tepki veriyor ve kortizol salınıyor. Şimdi kortizol hormonu da ne yapıyor? Bütün hormon sistemini etkiliyor. Şekerler yükselmeye başlıyor vesaire. Hormonların böyle farklı çalıştığı için mekanizması dışarıdan aldığınız hormonumsuların çok çok önemi var. Yani kasiyerler üzerinde yapılmış çok araştırma var biliyor musunuz? İlginç. Bu BPA ile ilgili ve hamile kasiyerler üzerinde onların bebekleriyle ilgili geçirilen hastalıklarla ilgili çalışma yapılmış. Ve sonuçlar hiç de iç açıcı değil. Yani o basit her gün kaç kere maruz kaldığımız, ellediğimiz ve cildimizden içimize giren bifenil A maddesi içeride östrojen gibi davranıyor ve kısırlığa sebep oluyor, işte toksin yükünü artırıyor. Böyle ilginç toksinler hani şey yapmak istiyorum. Hep bildiklerimiz yoksa hava Lütfen. Yani kirliliği. çok ilginç mesela bu işte yani kasiyerlerin maruz kaldığı. Bir de benim aklıma şey geldi. Çocukların oyuncakları mesela. Değil mi? O Tabii. plastik oyuncaklar. Tabii. Yani nelere dikkat etsinler anneler babalar çocuklarına oyuncak alırken. Çünkü yani hani insanlar nerede ucuzu varsa onu almaya çalışıyor. Fakat o ucuz plastiklerin içinde çok zararlı toksik maddeler var. Öyle değil mi? Var, evet, boyaları var, plastiğin kendisi var, metal olan kısımlarının nasıl bir metal olduğu var, var da var yani kutuların üzerinde bu bilgiler yazıyor. Dikkat etmek lazım. Yani olabilir, yani bunları sıfırlamak çok mümkün değil Çok artık. değil. Aylin Hanım, yani Evet. mümkün olduğu kadar azaltacağız, temiz yaşamaya çalışacağız. Yani bunların üretilmemesi lazım. Üretilmemesi için de hani iki şey, bizim tepki göstermemiz ve almayarak bu sanayileri desteklemememiz lazım ama mesela bir plastik sanayi, yani 1900'lerin başından bu yana birlikler kurulmuş, yasalar çıkartılmış, yani çok da mümkün görünmüyor ve şaka değil, 450 yıl boyunca da hiçbir şey olmadan kalıyor, yani anlatabiliyor muyum? Evet, evet yıllarca Böyle değil mi o denizin Evet, içinde evet. yani yıllarca kalıyor. Dolayısıyla aslında ben şöyle düşünüyorum, ne diyorsunuz? Hani fabrika ayarlarımıza geri dönmek lazım. İşte eskiden mesela köseli ayakkabılar vardı benim çocukluğumda. Yani Evet, bizim evet. ayakkabılarımızın altı köseleydi. O zaman hem daha topraklanırdık hem daha doğal bir madde değil mi? Şimdi bütün ayakkabılar plastik. Yani hepsinin Bulamıyoruz altı zaten. plastik, değil mi? Bir de Bulamıyoruz artık. evet. Bir de mesela hani tabii biraz da tabii maliyet de bunu böyle yapıyor. Hani kullanılan yapıştırıcılar, ayakkabıların içinde olan yapıştırıcılar, değil mi? Çok ucuz Tabii. ayakkabılar. Ha, tamam çok ucuza bir ayakkabı aldım diyorsunuz ama onun içindeki o tabanına yapıştırılan uhu, işte çok kötüsü var, Çin'den geleni var vesaire. Yani bunların hepsini mümkün. Ama peki yani ne yapalım? Yani tabii şöyle de bir şey var. Hani ayakkabı dediniz, Hı. gerçekleri değil, hava almıyor, ayak Heh. terliyor, mantar enfeksiyonları oluyor. Isı arttığı zaman o kimyasalların yapısı daha da değişiyor, bize daha zararlı hale geliyor. Yani böyle ayrıntıya geleceksek Dolu. deliririz gerçekten de. Evet. Hani mümkün olduğu kadar işte temiz almamız lazım. Yani onun dışında mesela mısır şurubu. Şimdi dedik ya bunlar ağzımızdan giriyor. Soluyoruz, cildimizden geliyor. Şimdi ağzımızdan aldıklarımız da, yani mısır şurubu var. Yani o kadar çok toksin Çok, var değil ki, mi? tarım ilaçları, yani daha maalesef çok üzücü. Küçücük bir kız çocuğu nardan aldığı tarım ilacıyla vefat etti ve bu adli tıp Çok kötü. raporunda belirtiliyor. Yani ışıklar içinde olsun. Bunlar maalesef çok şey. Ağır metallere gelelim. Yani asıl Lütfen. ağır metaller çok önemli. Çünkü vücut bunları atamadığında yağ dokusunu hapsediyor.
Ve yağ dokusu da en çok nerede var? Beynimizde var aslında bakarsanız. Yağ dokusundan zengin bir Evet. organ beynimiz. Göbek çevresinde en çok yağ yaparak bunları biriktiriyor. Ve o yağlarda, göbek çevremizdeki yağlarda aslında içeride organlarımızın etrafındaki yağlar. Şimdi hızlı kilo verdiğimizde de bu ağır metaller açığa çıkıyor örneğin. Yani iyi bir detoks Evet. yapmadan kilo da vermemek gerekiyor. Ve bizi hasta ediyor. Şimdi burada neler var? Mesela civa. Balıklarda civa var artık. Evet. Plastik de var. Yani yeni bir belgesini izledim. Orada hatta notlarımı aldım şuradan. Evet, ülkemizde yapılmış bir şey. Mikro PVC'ler, yani bunları parçalıyorlar. Küçük parçaları haline geldiğinde havada daha fazla yayılır hale geliyor. Soluyoruz da aslında biz mikro olarak PVC'yi. Mesela midyelerin %90'ında var. Ülkemizde çıkan karidesin %20'sinde var. Mırmır diye bir balık varmış, bilmiyorum. Evet. Onu öğrenmiş oldum. Evet, kefalde yarısında var. Yani biz bunları Çok. yerken bu toksinleri de alıyoruz aslına bakarsanız. Başka Dolayısıyla aklıma temiz gelen bir balık, sürü soru. temiz denizlerin balıklarını yememiz lazım, değil mi? Yani özellikle Kesinlikle. mesela omega 3 alırken, mesela bu mesajı da verebiliriz. Omega 3 preparatları alırken hangi yani nereden olduğuna, kaynağına çok dikkatli bakmak lazım. Değil mi? Hangi Kesinlikle, balıklardan? kesinlikle. Soğuk Yani denizlerin evet, balıklarından elde evet, edilen evet. omega 3 aslında kullanmamız lazım. Mesela Evet. parantez içinde bu da bir Evet. belki faydalı bir bilgi olabilir aslında Çok çok iyi izleyicilerimize. söylediniz. Çok iyi söylediniz. Mesela kolajenlerde de balık kolajenleri özellikle sertifikalarının çok özenle bakılması lazım. Yani biz birazcık şunu hani sağlığımız için omega 3 almalıyız ya da kolajenle desteklemeliyiz kısmı okey, ama bunu geçip hangi ürün, içeriği nasıl, birazcık daha bunları konuşur hale gelmemiz lazım. Şöyle notlarıma baktım da mesela son zamanlarda artan işte erken ergenlik, hiperaktivite, kadınlarda meme kanseri, erkeklerde kısırlık, toksinler bunlarda en çok suçlanan, artık kanıtlanmış sebeplerin başında geliyor. Mesela mesane kanserinde ilk iki etkenden bir tanesi sigara, ikincisi de saç boyası. Şimdi saçla mesanenin ne alakası var diyorsunuz, değil mi? Ama Yani. öyle. Yani her şeyin olabildiğince doğalını kullanmaya çalışmamız lazım. Gerçekten mesela amonyak var değil mi çok saç boyalarının içinde? Evet, Mesela ben de hiç formaldehit var. istemeyerek saçımı boyuyorum. Yani o kadar zorlanıyorum ki bu kararı vermekte mesela. Hani Evet. boyamamak bile lazım saçları aslında. Ya da bu işte mümkünse amonyaksız organik boyalar kullanmak Evet, lazım yani iyi ki vesaire değil şimdi mi? bu boyamayalım dersek şey Yani çok zor olmayabilir pek. oluyor. Sonuçta Ben evet. bile yap. Evet. Evet. Evet, yapıyoruz. O yüzden o organik olanlarını tercih edelim mümkün Evet. olduğu Evet. kadar. İşte şu an ben mesela sürekli vücudumda bir kafein yükü çıkıyor. Şeyde, cihazda. Ben kahve yıllardır içmiyorum, bıraktım. Çünkü kahve de önemli toksinlerden bir Çok. tanesi. Onun da altını çizelim. Hem frekanslarımızı bozuyor, hem insülin direncini tetikliyor. Son zamanlarda okuduğum yayınlardan bir tanesi mesela D vitamini ile ilgili reseptörlerin hassasiyetini azaltıyor. Kahveden ayrıca bile konuşabiliriz yani, öyle söyleyeyim. Siz de Şimdi o zaman kahve çıktığına içmiyorum. göre nereden peki geliyor bu Evet, kafein? yani kafein yeşil çayda var, ağrı Var. kesicilerde var, kola da var. Baktım böyle şey diye düşündüm. Yani herhalde dokularımda kalmıştı, onlar çıkıyor. Hayır, sonra bir baktım şampuanımın içinde kafein varmış. Ve hiç farkında değilim mesela. Çok Yani ilginç, değil böyle mi? günlük çok evet kullandığımız, memnun kaldığımız ama içeriğine de pek bakmadığımız şeyler var. Biraz ara ara onları da gözden geçirmekte fayda var. Örneğin deodorantlarda ve rolonlarda özellikle alüminyum var. Yani stabilize etmek için içindeki maddeleri alüminyum kullanıyorlar.
İşte aşılar mesela alüminyum oranları çok düşük diye karşıt görüşler de var ama bunlar nanodozlarda kimyasallar. Dolayısıyla kan beyin bariyerini aşıyor. Ve söyledikleri miktarlar vücudumuzdaki hormon miktarlarından çok daha yüksek mesela. Yani o kadar östrojen olsa aşıdaki alüminyum kadar çok ciddi hormonal hastalıkları biz yaşardık yani. Hani miktarlar mikro düzeylerde ama o mikro düzeyler bizi etkiliyor. Yani bazı şeyleri de karşılaştırarak karar vermek lazım. Yani evet bilmem kaç mikron var içinde. Evet de hani başka bir şey de o mikronda bize zarar veriyor. Böyle biraz sorgulamak, biraz araştırmak, biraz etiket okumak, biraz kendimizi dinlemek aslında. Bütün bunları yaptığımızda eminim biz de kendimizle ilgili, kendi sağlığımızla ilgili önemli şeyler alacağız. Başka bir toksinden daha bahsetmek istiyorum. Mikroorganizmaların toksinleri var. Örneğin kandida. Şimdi çok özellikle bütünleyici, tamamlayıcı tıpta çok popüler hale geldi. Modern tıp maalesef hala kandidayı ölümcül bir hale geldiğinde tanıyor mantar enfeksiyonlarını. Şimdi kandida yaşamak için şeker almak durumunda. Zaten adı kendiden geliyor. Şekeri fermente ediyor ve kendisi için gerekli olan enerjiyi buradan elde ediyor. Tabii ki her bir enerji üretimi bir atığa sebep oluyor. Biz bütün süreçler böyle çalışıyor. Şimdi kandidanın da atıkları alkol ve asetat olarak açığa çıkıyor. Şimdi bu alkol tabii ki sisli beynin en önemli şeylerinden bir tanesi. Ama bu asetat çok çok maalesef zararlı. Mikrogliyaları, beynimizdeki mikrogliyaları etkiliyor. Ve ne yapıyor biliyor musunuz? Metilasyon döngüsünün önemini artık izleyicilerimiz biliyordur diye tahmin ediyorum. Metilasyon döngüsünde metiyonine tekrar dönmesi için homosisteinin metiyonin sentetaz diye bir enzim var. Bunun kullanılması lazım. İşte bu kandidanın ürettiği asetat bu enzimin aktivitesini azaltıyor. Dolayısıyla homosisteinin maalesef vücudumuzda birikiyor ve detoks olamıyoruz. Yani sadece kandidanın kendisi bile ciddi bir toksin yüküne sebep oluyor. Çok da uzatmak istemiyorum, çözümlere gelmek istiyorum ama Evet, mental toksin çözümü. diye de bir şey var. Mental toksin. Mental toksin de zihnimizin aslında yarattığı olumsuz düşüncelerimizin riskler, anksiyete, korkularımızın yarattığı da toksinler var. Yani bunlar havada bulut olmuyor, fiziksel şeylere dönüşebiliyor. O yüzden biraz detoks konusunda zihnimizi de arındırmamızın altını ben kısaca çizmek istedim. Başka unutmayalım, alüminyum mesela mide ilaçlarında çok fazla var. Dedik Alzheimer'la ilgili en önemli toksinlerden bir tanesi. Yani çevremizde Alzheimer'da biri varsa hani sorabiliriz. Zamanında gençken antiasit kullandı mı? Mesela tiasit, kompensan gibi antiasitler. Benim de çocukluğumda, babam da Çok. eczacı benim. Eczanede de çok çalışırdım hafta sonları. Yani peynir, ekmek gibi. Yani ben kendim ilaç sektöründe 15 yıl çalıştım. Ve çoğunlukla da mide ilaçlarıyla ilgili yönetimler yaptım. Gerçekten çok masum görünüyorlardı. Yani bir yazımda da bahsettim, çok pişmanım. Yani bilseydim asla tabii ki önermezdim ama çok masum olduklarını. Yani 12 yıllık, 15 yıllık yapılmış çalışmalar var. Çünkü bu toksin tarafından bakmıyor, başka bir taraftan bakıyor. Evet, ülseri iyileştiriyor mu? İyileştiriyor ama sonrasına ne oluyor ya? Pek bakmadığı için güvenli buluyoruz yani birçok şeyi. Çok doğru. Başka şuradan şöyle mısır çubuğu, Mesela trans yağı, sigara, şeyleri alkol bunlara girmiyorum. lafınızı bölüyorum Buyurun. ama mesela hala ben sosyal medyada görüyorum. Bu hani böyle yemek pişiren şeflerin falan şeyi hala alüminyum tencerede yemek yapanlar var. Türkiye'de görüyorum yani. Hani ismini Tabii. vermiyorum buradan. Hani çok sevilen falan böyle hani aşçılar diyeyim hani yemek yapanlar ve sosyal medyası restoranları var İstanbul'da. Resmen şeyin içinde
Hiç Hiç değil alüminyum mi? Maalesef. tencerede yemek pişiriyorlar hala. Yani bunları da artık kimse, herkes biliyor gibi zannediyoruz ama yani Evet. alüminyum Ve içerdiği için alüminyum o folyoyla saklıyoruz. evet, sıcak kullanmamak lazım. Alüminyum folyoda sıcak tutuyoruz, fırında pişiriyoruz. Ya hala amalgam dolgu yapan diş Dolgu. hekimleri var. Yani Amalgamı böyle çatır 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 çıkaran diş hekimleri var. İşte inanmıyorlar. Böyle anlata anlata herhalde şey yapacağız yani giderek daha az İnşallah. olmasını sağlayacağız. Çünkü bundan birkaç sene önce daha fazlaydı, şimdi Hı. daha az. Herkes kendi kapısının önünü süpürecek. Ben geçen gün kendimle ilgili yani hoş bir şey buldum. Şimdi pet şişeden takı yapımı diye işte ileri dönüşüm bir atölyeye katılmak istedim. Evde pet şişe bir şey bulamadım giderken Hı. götürecek takı yapmak üzere. Ve dedim ki çok güzel, çok mutlu oldum kendi Gördüm, çok adıma. güzel En broşlar azından, yaptım, ay yapmıştınız sağ ve olun. çok beğendim. Çok Evet, yakışmıştı. bir Elinize şeyi tabii sağlık. onu böyle ısıtırken filan Maske sağ olun, falan solumuş değil oldum ama artık o kadarını, mi? evet, yapacak bir şey yok yani. Evet. Evet, neler Sanırım böyle yapalım? yani, o klasik bildiklerimiz. Evet, neler yapalım? Şimdi şunu bilelim. Biz bunları nasıl atıyoruz? 7 temel yolla atıyoruz açıkçası. En önemli yol bağırsaklarımız. İkincisi karaciğerimiz. Bu en büyük kısmını oluşturuyor detoks sisteminin. Ondan sonra lenf sistemimiz geliyor. İşte idrarla atıyoruz, böbreklerimiz geliyor. Solukla atıyoruz. Özellikle havadan aldığımız toksinleri soluyarak dışarı çıkarıyoruz. 4 oldu. Deriyle atıyoruz, terle. Uyku da çok önemli oluyor, detoks. Uykuda atıyoruz. Bir de neyle atıyoruz? Lenf sistemimizle atıyoruz. Evet, lenf sistemi de çok önemli. Bu 7 sistemle atıyoruz. Yani biz bu 7 sisteme çok dikkat etmeliyiz. Uykuyu hemen anlatayım. Uykundayken de beynin kendi lenfatik sistemi var. Glimfatik sistem deniyor buna. Ve bu biz uykuya daldığımızda çalışmaya başlıyor. Beta amiloid diye bir madde var. Bu da yine Alzheimer'da, Parkinson'da suçlanan toksinlerden bir tanesi. Bunun atılması için çok iyi bir şekilde uyku, en az 8 saat uyumamız lazım. Ve burada melatonin pikini takip etmemiz lazım. Yani gece 1.30-2'de en çok salınıyor, pik yapıyor. Yani burada derin uykuda olmamız lazım. Gerekiyorsa melatonin preparatları alabiliriz. Bunun hiçbir sakıncası yok. 2 yaşından itibaren çocuklarda yapılmış çalışmalar var. Örneğin kanserli hastalarda 20 miligrama kadar günde melatonin öneriliyor. Hatta bir hocamız diyor ki, yani kanserli birine melatonin vermemek malpraktistir. Hani o kadar da böyle altını çiziyor. Melatonin önemli. Uykuda bir sorun varsa ve melatoninle bu çözülecek gibi ise bundan kaçınmayalım. Alalım. Uyku çok önemli. Bağırsaklar zaten ayrı bir konu. Şimdi bu toksinlerin çıkacağı yerleri önce, yani bir hastada, bir kişide kabızlık varsa eğer, önce bunu düzeltmek gerekiyor. Yani detoksa başlamadan önce çıkış yerlerini düzeltmemiz gerekiyor. Yoksa biz detoks sırasında o dokularda birikmiş toksinleri dışarıya çeker ve de atamazsak çok daha büyük sorunlara yol açarız. O yüzden önce çıkış yollarını bir açmamız lazım. En önemli çıkış yolu da bağırsaklar. Yani bir kabızlık sorunu varsa kişide önce bu çözülecek. Ondan sonra bir karaciğer yağlanması varsa önce bu düzeltilecek. Ondan sonra bu detokslar, özellikle ağır metal detoksları yapılacak. Yani kafamıza göre spirulina, chlorella ya da kişniş kullandığımızda maalesef ağır metaller bize çok daha fazla sorunlar çıkartıyorlar. Örneğin kişniş, hücrenin içinde detoks yapan çok önemli maddelerden bir tanesi. Ama bunu biraz dikkatli kullanmamız lazım. Yani önce optimal bir düzeye çekmemiz lazım ki genel sağlığımızda çıkış yollarını açmamız lazım ki gidecek yer bulsun yani açığa çıkan toksinler. Ne oluyor toksinleri atamadığımızda?
Bir kere vücudumuz aside doğru kayıyor. Çünkü bu maddeler asit yapıdalar ve kanımızı asitlendiriyorlar. Kanımız asit, yani damarlarımızdan asit aktığını düşünün. Yani şöyle diyeyim asiditeyi. Şeker komasını, yani diyabete bağlı şeker komasının tıptaki adı asidozdur. Asit, asit, oz da kanda olduğunu, yani asidin kanda olduğunu belirten bir son ek. Bu kadar önemli. Onun son durumu komalık bir şey yani. Öyle düşünelim. Asidoz önemli bir şey. Yani kanın asitlenmesini biz istemiyoruz. Beden de istemiyor. Bununla mücadele ediyor. Ne yapıyor? Kemiklerden ve bağ dokusundan kalsiyum ve magnezyum çekmeye başlıyor. Mesela düşünün, o kadar çok magnezyum eksikliği görüyoruz ki. Neden? İki sebeple. Yani bir tanesi toksin yüküyor. Vücut kanı asitlendirmesin diye habire magnezyum ve kalsiyum çekiyor. İkincisi de magnezyum ne için gerekli? Gevşemek için gerekli. Biz o kadar stresliyiz ve sürekli kasılıyoruz ki habire magnezyum tüketiyoruz. İkinci olarak yağ dokusunda hapsediyor. Karaciğerden yağ yapımını artırıyor, hatta toksin yükü fazlaysa içine koymak için yağ yapıyor. Üçüncü olarak da dokulara hapsediyor. Yani atamadığını ne yapacak? Bir yerde saklayacak yani. Hani orada dokularda etrafını sınırlandırıp aslında bize zarar vermesini engellemeye çalışıyor, ama uzun vadede daha büyük zarar veriyor aslında. Ne yapıyor? Mesela tiroitte nodül yapıyor. Cilt altında lipom yapıyor. Rahimde miyom yapıyor. İşte yumurtalıkta, memede kistler yapıyor. Böbrekte safra kesesinde, tükürük bezinde taş yapıyor. Bunlar aslında o atamadığı toksinleri zararsız hale getirip dokulara saklama çalışmaları yani vücudumuzun. Yani bu tip sorunları olanlar varsa toksin yükü fazla demektir. İsterseniz çok konuşuyorum ama sorulara Çok güzel gelmeden konuşuyorsunuz ama yani hem mesela ders gibi olmasın. hay gayet güzel oldu. Hani bu izleyicilerimize ne bileyim şu gibi semptomlarınız varsa Ha, evet, şimdi onu tehlikeli soracağım. bir durum arz edebilir. Hani doktorunuza başvurun diyeceğiniz neler var? Hani Mesela önemli. sürekli bir yorgunluk. Evet, artık yataktan eskisi gibi kalkamıyoruz. Yorgun kalkıyoruz, alarmı erteliyoruz. Yani biraz böyle içimizden gelen güçle değil de iradeyle çıkıyorsak o yataktan, yani yapılacak işler, listeler, bu toksin yükünü gösteren önemli kriterlerden bir tanesi. Onun dışında mesela uyku sorunlarını söyledik. Eğer uykuya dalış süremiz uzadıysa, çabuk uyanıyorsak, özellikle 3 civarı uyanıyorsak karaciğerimizde bir sorun var demektir. 5 civarı uyanıyorsak akciğerimizde bir sorun var demektir. Yani bu hep böyle olduğunda bundan şüphelenmemiz lazım daha doğrusu. Çünkü organların meridyenler üzerinden 2 saatlik daha iyi çalıştıkları zaman dilimleri var. Gece 1-3 arası karaciğerin, işte 3-5 arası akciğerin gibi. Uyku önemli bir kriter. Bu takip edilebilir. Onun dışında besin intoleransları başlamışsa kişilerde, bu toksin yükü ve geçirgen bağırsağı biraz delalet eder. Bu da bize bir işaret. İşte fibromiyalji gibi, kas ve eklem ağrıları gibi rahatsızlıklar, eksema, akne sorunları. Örneğin kahve burada kriter. Yani birken iki, ikiyken üç oluyorsa kahve ihtiyacımız günlük, bu da bir toksin yükü, karaciğerin artık yorulduğuyla ilgili bir işaret olmalı. Onun dışında alkol mesela, alkol alıp uykumuz kaçıyorsa, çünkü tam tersine sedate etmesi gerek, yine karaciğerde metabolize olamıyor demektir. Bu da karaciğerimizin iyi çalışmadığını bize bir işaret olabilir. Başka ne var? Mesela unutkanlık olabilir. Yani burada Alzheimer gibi ya da demans gibi bir unutkanlık değil, ama isimleri unutabiliriz. Geç aklımıza gelebilir. Ne bileyim, mutfağa gittik. Ya ben buraya niye gelmiştimler? Tabii ki bu zaman zaman yorgunlukla beraber hepimizin başına geliyor, ama belli bir sıklığın üzerinde olduğunda yine vücudumuzda artmış bir toksin yükü olduğunu hatırlayalım. Çok Başka, evet, gayet güzel, baş bayağı bir ağrısı, şey. baş Baş ağrısı. ağrısı. Yani benim hiç başım ağrımaz diyen, ama bir anda hani baş ağrısından
kurtulamayan kişiler var. Sisli beyin mesela, hani Evet. beynimizde sis varmış gibi bir his. Bunlar hep toksin yükümüzün arttığını bize Göstergeleri. gösteren, evet. Bir izleyicimiz yazmış. Toksin yükünden kurtulmak için en kolay nasıl detoks yapabiliriz? En hassas soru. Yani çok tabii Evet. komplike bu. Kişiden kişiye Çok. değişir ama hani böyle genel olarak ne tavsiye edersiniz? Evet. Şimdi ilk önce almamak. Yani şöyle bir bakacağız. Yani nelere maruz kalıyoruz? Çünkü günlük 300 tane kimyasala maruz kaldığımızı biliyoruz artık. Yani bir kere olabildiğince bunlardan kurtulmak detoksun birinci aşaması. İkinci aşaması da mevcut birikmişleri nasıl atarız kısmı. Şimdi burada su çok önemli. Yani ortalama şöyle bir hesap yapalım. Yani her 25 kiloya 1 litre su gibi hesaplayabiliriz. Eğer kişide bir böbrek ve kalp yetmezliği durumu yoksa, ki varsa doktorlarıyla birlikte değerlendirsinler. Yoksa 25 kiloya 1 litre gibi su. Şimdi bu suyu yani bir seferde içmek değil. Yani düzenli olarak saat başı birkaç bardak su içmek demek. Çünkü biz hani deve değiliz. Hörgücümüz yok. Suyu Evet. depolayamıyoruz. O yüzden de belli zaman dilimlerinde içmek. Yani durup durup böyle kana kana içmekten bahsetmiyorum. Belli zaman dilimlerinde işte canlı su dediğimiz, ya bir arıtma kullanılabilir ya canlı direkt gün ışığında bekletilebilir. Ya da böyle şimdi taşlar var içine konuyor vesaire, daha iyi olur yani sağlıklı bir su içmek. Su içmek önemli. İşte bu suyun içerisine eğer kişinin böyle tansiyon düşme eğiliminde değilse limon konabilir. Şekerin dengelenmesi için tarçın konabilir. Onun dışında bir takım işte sebze suları içilebilir. Dediğim gibi burada en önemli şey kabızlık varsa onu çözmek. Yani kişi kabızlığı ile ilgili bir magnezyum eksikliği var. Ya yolu açmamız lazım önce. Kabızlığı ile ilgili bir magnezyum desteği alabilir. Hareket kısıtlılığı varsa bunu çözecek şeyler yapmalı. Yani su ve hareket kabızlıkta çok çok önemli. Şimdi her şeye üç boyutlu bakmak lazım. Burada duygusal sebepler de var kabızlıkla. Yani bir bırakmakla ilgili zihinde bir şey varsa bunları da oturup bir çalışması lazım. Geçenlerde sujok öğrendim ben. Evet. Sujokla ilgili de evet, kabızlık çok sık rastlanan ve detoksun da önündeki en önemli engel olduğu için onunla ilgili bir video gösterdim. Yine öne çıkanlar da var. Bunu yapabilir. İsterseniz kısaca buradan da gösterebilirim şöyle. Lütfen. Hı. Sujok mikrosistemlerden bir tanesi. Yani bütün vücudumuzu elimize sığdırabiliyoruz. İşte kulak öyle, refleksoloji en bilineni, ayak tabanı öyle. Şöyle sol elimi tuttuğumda işte şurası kafam gibi düşünün. Bunlar bacaklarım, bunlar da kollarım Hı. gibi. Şöyle hani rockçı Evet. hareketi yapayım. Kollarım, Evet. bacaklarım ve kafam. Şimdi Hı böyle hı. tuttuğumda bağırsaklarım şuraya geliyor. Hı. Kabız olanlar saat yönünde bir ceviz yardımıyla biraz derin bastırarak saat yönünde şöyle bir Evet. yol çizip iki bacağımın arasından, yani anüsün olduğu yerden de çıkış hareketi yapması lazım. Yani şu Okay. hareket. Bir Hı. 5 dakika kadar cevizin kabuğuyla bunu yapabilirler. Çok güzel bir Bu aslında bir evet. pratik olacak bu. Biliyorum ki siz Evet. hani hastalarınızdan bunun sonuçlarıyla ilgili bir sormuştunuz ve çok iyi feedbackler Evet. aldığınızı Evet, biliyorum. iyi. Evet, o yüzden zaten ben Hı-hı. de iç huzuruyla, yani denenebilir. Bir zararı yok. Faydası olursa da ne mutlu bize. Olmazsa demek ki daha incelenmesi gerekiyor. Kabızlık çok önemli. Bunu mutlaka çözülmesi lazım ama bunun çözümü de işte Sinameke ya da işte Bekonis Aman vesaire aman. gibi şeyler değil. Yani Değil. preparatlar değil kesinlikle. Bunlar floramızı bozuyor, bağırsağımızı geçirgen hale getiriyor. Su dedik, uyku dedik, hareket dedik, çok önemli. Yani yarım saatin üzerinde yürüyüş. Belki bir orta tempoda yürüyüş bile yeterli, günlük 40 dakika. Evet. Hani böyle böyle başlayıp, çünkü toksin yükü fazla olduğunda kişiler yorgun oluyorlar. İşte plan yapmakta,
spor yapmakta zorlanıyorlar, isteksiz oluyorlar, hep ertelemeler oluyor. Çok zorlamadan ne yapılabiliyorsa yani Evet. bir yola çıkıyoruz. Bu böyle bir maraton, hani 100 metrelik hızlı bir koşu değil. O yüzden herkes ne yapabiliyorsa oradan başlasın. Yavaş yavaş, acele etmeye hiç gerek yok. Detoks için destekler, bor dediğim gibi önemli bir destek. Manezyum önemli bir destek. C vitamini, glutatyon olabilir. Ozon şey öneriyor NADH musunuz? olabilir. NADH Ozon olabilir bu tedavisi. arada. Okey, o da Ozon çok da önemli. olabilir. Ozon da olabilir. Orada belli tabii ki antioksidan kapasitesi oluştuktan sonra ozon yaptırmak çok daha güzel faydalar sağlıyor. Ama ozon da son zamanlarda çok sık kullanılıyor. Güzel sonuçları var. Benim en çok işte ağır metal yükünde spirulina ve klorella en çok kullanılıyor. Kişniş kullanılıyor ama dediğim gibi bu ağır metal detoksunu mümkünse bir profesyonel aracılığıyla yapmakta fayda var. Doğrusu. Çünkü o ağır metaller hani bazen de durdukları yerde dursunlar daha iyi oluyor yani. Çok güzel. Açığa çıkmalarındansa. Çok güzel bilgiler verdin. Siz daha önce de biraz önce belirttiniz. Mesela en önemli şey herkesin artık sorgulaması, sağlığını için okuması, sorgulaması, daha çok sorgulaması. Mesela işte amalgam Evet. dolgulardan bahsettik. Yani dişçiye gittiğiniz zaman dediniz bazı diş hekimleri hani öylece ne çıkarıyorlar. O kadar zararlı ki yani sorsunlar bunu hangi protokolle çıkaracaksın? Yani artık birazcık kendi doktorumuz kendimiz olacağız. Kendi avukatımız Evet. kendimiz olacağız. Öyle bir çağda yaşıyoruz artık. Dolayısıyla eğer buradan bu mesajı Kesinlikle, verelim. kesinlikle. Ağzınızdaki amalgamlar çıkacaksa muhakkak diş hekiminize sorun bunu hangi protokolle çıkarıyor. Eğer bilmiyorsa yani başka bir dişçiye gidin ya da hani bunu ona da iletin vesaire. Dolayısıyla çok çok önemli. Her basamak çok çok önemli. Yani diş amalgamları da öyle hani çıkarmasına. Ben biliyorum ki eskiden yani Tabii, bana da bir kere tabii. yapmışlardı. Ben çok küçüktüm hatırlıyorum. Amalgam şeyi dolguyu öylece ne çıkarmışlardı. Şimdi düşünüyorum Evet, ne evet. kadar büyük bir tehlike aslında. Hepimiz daha Çok, çok çok. Yani bilinçlendik. kesinlikle aşağı yukarı 1 saat sürüyor onun protokolü Aylin Hanım. Ve kişinin sadece dişin etrafını işte bir takım kauçuk gibi bantlarla güvene almıyorlar. Solumasını da engelleyecek Evet. koruyucular kullanıyorlar. Çünkü Evet. havaya da karışıyor amalgamı Evet. içindeki metaller. Evet. Bir saati doldurduk. Çok teşekkür ediyorum Evet, Ezan Hanım. Yani sabaha kadar konuşuyoruz. Ben soruları konuşabiliriz. burada göremedim. Hani Ben biraz sordum bilemiyorum. Cevap mesela şeyi, veremediğimiz soru mesela var mı? bir iki üç tane sorayım olmazsa size eğer Olur. Hı. mümkünse. O zaman hani Tabii. kafeinden bahsettik. Yeşil çay içmeyelim mi gibi bir soru var ama size sorayım bunu. Tabii ki içelim ama tabii oranı Yo, evet, önemli. içelim aynen, oranı önemli. Daha sabah saatlerinde içelim. Hani hızlı metabolize olsun, uykumuzu etkilemesin. Çünkü kafein vücutta uzun süreler kalabilen bir molekül. Kakaoyu tercih edebiliriz. Mesela ben kahve yerine kakao öneriyorum hastalarıma. Evet. Kakaoda birkaç tane avantajı var. Bir tanesi triptofan içeriyor yüksek oranda. Triptofan da serotoninin yani mutluluk hormonunun içinde olan üretiminden sorumlu bir protein, amino asit. Aynı zamanda sarfa kesesinden kolesistokinin yapımını artırıyor kakao ve çabuk doymayı sağlıyor. Bunlar içine birazcık bitki sütü koyabilirsiniz. Pişirirken işte Hindistan cevizi yağı konabilir. Hem çikolataya benzeyen daha güzel bir içecek olabilir diye düşünüyorum kahve yerine. Çok Arada güzel. tabii ki şimdi şunu da söylemek lazım Aylin Hanım. Ben hastalarımı da söylüyorum. Bir şeyi de nasıl yaptığımız da önemli. Hani arada da dostlar meclisindesiniz. Böyle çok nefis kokulu da bir kahve geldi. Yani içmeyecek miyiz? Tabii ki Tabii ki, içeceğiz. tabii ki, Onu da tabii ki. zevkle içeceğiz. Tabii ki. Hani bir suçluluk duygusu, bir aman yapamadım, başarısızlık duygusu eklemeyeceğiz. Çünkü o zaman da başka şeyler işte miyazmalar falan tetikleniyor. Aynen. Hiç gerek yok. Her şey dozunda yani önemli. Denge, aslında hayatımızın en önemli şeyi denge.
Yani %80 hani gerçekten doğru şeyleri yapıyorsak sağlığımıza %80-90 bence yani bu kendi fikrimi söylüyorum. Denge de çok önemli. Bir mutlu yani kendinizi iyi hissetmeniz de çok önemli. Dolayısıyla hani Kesinlikle. fiziksel, ruhen ve bedenen tam bir iyilik hali aslında Evet, sağlık. Her zaman söylediğimiz gibi. evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Yani doyamadık. Ağzınıza sağlık. Çok güzel Çok sağ olun, bilgilerle bizi çok teşekkür aydınlattınız. ederim. İnşallah başka bir zaman tekrar devam ederiz. Siz de müsait Olur, olursanız. çok sevinirim her zaman. Çok çok. Herkese de çok teşekkür ederim dinledikleri için. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın. Herkese sevgiler. Çok çok teşekkür ederim tekrar Rezan Hanım. İyi ki geldiniz, iyi Ben ki de size varsınız. teşekkür İyi ederim. akşamlar, sevgiler. İyi akşamlar. Hoşça Sağ kalın. olun. Teşekkür Bay ederim. bay.